Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Teşhis ve tedavi aşamasında az önce gelen meme kanserine ilişkin izleyicimiz Hatay'dan sorusunu yönetmişti. Gelen sorularda da küçük bir basit kontrolle kitle teşhis edilebiliyor mu diye gelen sorular hocam. Kişi evde, evet. Size gelmeden önce. Evet. Hanımların dikkat etmesi gerektiğini vurgulamıştım. Yani belli özellikle 35-40 yaşından sonra mutlaka hanımların iyi bir kontrolden geçmesi lazım ve kendisini de daha dikkatli bir şekilde muayene etmesi lazım. Muayene için önce bir gözle görmek gerekiyor. Genellikle banyoda, ayna karşısında vücudun üst kısmını açıp göğsünün simetrik olup olmadığını, her iki tarafta bir farklılık, kabarıklık veya çekilme olup olmadığını, meme başının içeriye çekip olup olmadığını, bir cildinde bir portakal kabuğu manzarası olup olmadığını, bunları gözüyle bir gözlemleyerek bakması lazım. Sonra mutlaka elle bir muayene yapması lazım. Elle muayenede genellikle sağ elle sol göğsünü muayene edeceği sırada göğüs kafesinin üzerinde meme dokusunu sıkıştırarak, etrafında da dönerek güzelce, içinde sert, hassas bir alan var mı yok mu onları araştırması lazım. Eğer böyle bir şey de bulursa yine doktora gitmesi lazım. Koltuk altı da önemli. Aynı şekilde koltuk altını da bakması lazım. Yine sol meme için sağ eli, sağ meme için sol eli kullanarak sağ tarafta da aynı muayeneyi yapması lazım. Evet, doktora gidince doktor ne yapacak? Doktor da bir muayeneden geçirecek. Hastanın kendini muayene ettiği gibi. Onun da farklı bir bulgusu varsa belki hastasına açıklama yapacak. Şimdi ultrason tetkikleri son derece basit ve kolay. Hastayı rahatsız etmeyen bir olay. Onun için öncelikle bir ultrason yapılabilir. Evet. Mamografi yapılabilir. Eğer farklı bir kitle bulunursa bunun için MR ilave edilebilir. İğne biyopsisiyle cinsi tayin edilebilir. Az önce söylediğim gibi ya da ameliyatla tedavi edilir. Bir taraftan da yani ameliyatla tedavi edildikten sonra, evet. Tabii yine de hastalıklar bazen bir başka noktaya da sıçramış da olabiliyor. Sıçradığı zaman da yeniden hastanın bu evrelemeyi değerlendirmek için PET CT'ler yapılabilir. Çünkü bazen tümör 1-2 santimdir de, evet. Ama bir başka organa metastaz yapmış olabilir. Genellikle meme tümörleri akciğere, kemiklere, beyine, evet, karaciğere metastaz yapabilir. Bunları da PET CT ile tespit etme imkanı vardır. Ve ya da hastanın bir mesela omurgasında bir yerde ağrısı varsa veya karaciğerle ilgili bir sorunu varsa veya beyinle ilgili nörolojik bir problemi varsa onların üzerine ayrıca gidilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.